Sayın Nebati'nin, Nurettin Nebati'nin şöyle de bir sözü var. Yani bu sözü nasıl edebilirsin, hayret bir şey ya. Resesyon endişeleri, yani ekonomik durgunluk endişeleri artıyor dünyada demiş. Türkiye ekonomisi yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Ya bu nasıl bir kafadır ya? Ya arkadaş, dünyada ekonomik krizin olduğunu biliyorsun veya ekonomik durgunluğun olduğunu söylüyorsun. Türkiye'nin bundan etkilenmeyeceğini söylüyorsun. Güçlü bir şekilde gidiyoruz diyorsun. Ya siz iyi misiniz Allah aşkına Nurettin Bey ya? Dünyanın ekonomisi durursa sizin ekonominiz nasıl çalışacak, anlatır mısınız bana? Bak bunun en küçük örneğini vereyim, en yakın örneğini vereyim size. Akıl vermek gibi niyetim yok ama gerekirse veririm de. Heh, onu da söyleyeyim. Çünkü böyle bir sözü ancak bilgisiz bir insan söyleyebilir. Ve bu insan ekonominin başında. Hangi örneği vereceğim size biliyor musunuz Nurettin Bey? Covid örneğini, salgın örneğini vereyim. Çin'de başladı. Hiç kimse o zaman demezdi ya Avrupa'ya gelecekmiş, Kafkaslara geçecekmiş, Rusya, Türkiye, işte Amerika, Güney Amerika, ne bileyim Afrika. Bak her yere dağılan bir Covid'den bahsediyoruz. Çin'de başladı ama 6-7 ay sonra dünyanın her tarafına yayıldı. Bana gelmez diyen ülkeler bana gelir hale geldi ve herkesin sınırlarından geçti de biz bu pandemiyi yaşadık. Al size yakın örneği. Ve 2 senedir, 2,5 senedir dünyanın ne hale geldiğini görüyorsunuz. Bu ekonomik durgunluğun veya diplerdeki ekonominin en büyük sorunlarından bir tanesi de tabii ki pandemi. Ve diyorsunuz ki şu anda dünyada durgunluk var, ha bizi teğet geçer. Ya hangi öngörünüz tuttu da, kusura bakmayın da Nebati Bey, Sayın Nebati, Nurettin Bey, hangi öngörünüz tuttu da bu tutacak? Bak enflasyon için dedin ki, not almışım buraya, bayramda düşecek, yaz sonu düşecek, yıl sonu düşecek, artık Sayın Nebati'nin ağzından bunları duymuyoruz. Kısa bir zamanda düşecek. Birlikte düşüreceğiz. Sözlerinden bir tanesi burada zaten. Dün paylaştım. Hangi öngörünüz tuttu da? Ya bir de böyle bir saçmalık var mı? Dünyada ekonomik durgunluk olacak. Bizi teğet geçecek. Biz büyümeye devam edeceğiz. Ya nasıl olacak bu? Sen ihraç etmeden malını, eğer dünya duruyorsa, Almanya duruyorsa, bak bizim en fazla ihraç ettiğimiz ülkeler bildiğim kadarıyla birinci sırada Almanya, İngiltere. Ondan sonra Amerika geliyor. O 4., 5. sırada Amerika geliyor diye. Bunları sayıyorum. Ve Irak ve Rusya. Ondan sonra şimdi bunlar da durdu diyelim. Bunlar da durdu diyelim. Onlar da durursa sen malını nereye göndereceksin arkadaş? Ha? Nereye göndereceksin? Yani böyle öngörüsüz insanlardan bahsediyorum. İşte dünyadan bahsetmişken bir de Rusya dedim ya, Rusya örneğini vereyim ama önceden bir mesaj okuyayım. Fatih Bey, Sayın Nebati tutmasın, cehalet gözüyle bakıyorsun der demiş. Beyaz tahta nerede? Beyaz tahtayı uçurduk. Artık beyaz tahtasız idare ediyoruz. Onu da söyleyeyim. Orada şurada duruyor beyaz tahta. Şöyle bir uyusam da 6 ay sonra uyansam nasıl olur? Vallahi 6 ay sonra işte seçim var. 6-7 ay sonra seçim var. O seçimin nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Ama ülke nasıl düzelecek? Düzelecek mi, düzelmeyecek mi? Onu da hep birlikte yaşayacağız. Şimdi Rusya dedim ya. Rusya terörist devlet ilan edildi dünyada. Avrupa Parlamentosu tarafından ve Avrupa Parlamentosu Rusya'ya sen dedi terörizme destek veriyorsun dedi. Wagner diye Rus'un bir Putin'in böyle paralı asker ordusu var, kabul etmese de kendisi. O da Avrupa Parlamentosu'na Wagner'in başındaki adam, bakın nasıl tehdit ediyorlar ülkeyi. Yevgeni Prigozhin keman çantası içerisinde balyoz gönderiyor. Balyozun anlamı nedir diyeceksiniz. Balyozun simgesi de Wagner. Wagner'e mensup askerler balyoz infazlarıyla tanınıyorlarmış. Yani böyle acımasız yaratıklardan bahsediyoruz. Yani insan bunu nasıl yapabilir diyorsunuz. Rusya'dan da bu haberi özellikle vermek istedim. Çünkü Ukrayna'da da insanlar insanlık dramı yaşanıyor. Ve Rusya biliyorsunuz orada yeraltı veya tesisleri, elektrik tesisleri ve kanalizasyon hatlarını vuruyorlar. Ne doğalgaz var şu anda, ne elektrik var ve böylelikle insanları bezdirmeye çalışıyorlar. Yani Rus terörü devam ediyor Ukrayna'ya karşı. Az önce müzisyenler dedim ya size, kemanla balyoz göndermişler. O çantanın içerisinde aslında keman çantası içerisinde keman olması gerekiyor. Ama Ruslar böyle tehdit etmiş Avrupa'yı. Şimdi buradan müzisyenlere gitmek gerekiyor. Yaklaşık 1,5 saat önce, çok yeni bir haber, 1,5 saat önce Ankara, İstanbul Valiliği bir karar aldı. Ve valilik İstanbul bugün itibariyle, daha doğrusu dün itibariyle İstiklal Caddesi'nde her şeyi yasakladı. Ha, nedir sebebi diyecek olursanız, görünen sebep 13 Kasım'da 6 yurttaşın şehit edilmesiyle sonuçlanan o terör saldırısı ve o terör saldırısının sonrasında teröre kendini teslim etmiş bir İstanbul var.
bir Türkiye var. Terörden sinmiş, sindirilmiş, korkmuş bir İstanbul valiliği var. Ve gerekçesi de şu, işte toplumsal düzenin bozulmaması adına dünden itibaren, bugün işte 1,5 saat önce de Sayın Vali, İstanbul Valisi bunu açıkladı. İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki aşağı yukarı 1400 metrelik bir uzun caddeden bahsediyoruz. Yürüyüş yolunun olduğu Türkiye'nin en büyük caddesinden bahsediyoruz. Yerli turistlerin, yabancı turistlerin merakla ve ilgiyle gittikleri, keyifle gittikleri 24 saat canlı yaşayan bir yerden bahsediyoruz, mekandan bahsediyoruz. Taksim, Beyoğlu ve İstiklal Caddesi. Taksim'den başlıyor, tünele kadar gidiyor. İnsanlar İstanbul'a geldiklerinde yerli veya yabancı olsun gitmek istedikleri yerlerden biri İstiklal Caddesi. Stand kurulmayacak cadde üstünde. Sosyal ve kültürel etkinlikler kesinlikle cadde üstünde yapılmayacak. Seyyar satışlar yasak cadde üstünde. Caddeye kesinlikle İstiklal Caddesi'ne masa, sandalye, pano hiçbir şey asılamayacak. Hiçbir etkinlik buna yürüyüşler de dahil yapılmayacak. Tam da aradıkları fırsat bu. Punduna getirdiler derler ya, tam punduna gelmiş bir olay. Performans gösterileri de olmayacak orada, onu da söyleyeyim. Cumartesi anneleri de orada buluşamayacak. Galatasaray'ın önünde onlar da bundan sonra olamayacak. Ve sokak müzisyenlerine, performans gösterilerine izin verilmeyecek. Sokak müzisyenleri dahi artık İstiklal Caddesi'nde olmayacak. Bakın Sayın Vali, tabii siz bunu iktidarın telkiniyle yaptınız. Onu ben biliyorum. Yani kendi başınıza bu kararı almadınız, danışarak yaptınız. Ama yanlış bir karar verdiniz. Umarım bu yanlış kararınızdan dönersiniz. Siz şu anda kötü niyetli o terör mantığıyla düşünen zararlı insanların ekmeğine yağ sürüyorsunuz, var ya, yaptığınız bu. İnsanların sinmesini istiyorsunuz, korkmasını. Siz şu anda İstanbul'un İstiklal Caddesi'ni aslında korkuya teslim ettiniz, teröre teslim ettiniz. Korkmamak gerekiyor. İnsanların terörden korkmaması gerekiyor. Ve devlet olarak siz o güvenliği sağlamak zorunda. Hayır arkadaş, orada bir terör saldırısı oldu. Tamam, böyle diyeceksiniz ama sonrasında da benim güvenlik güçlerim her şeye hakim, merak etmeyin. Orası bizim göz bebeğimiz. İstanbul'un İstiklal Caddesi, Taksim, tünel. Buralarda insanlar istedikleri gibi yürüyecekler, turistler gezecekler. Hayat orada devam ediyor. Biz terörden korkmadığımızı göstermek zorundayız. Çok seslilik olacak. Eğer siz bunu sağlayabiliyorsunuz, bu güveni insanlara vermesiniz. Şu anda siz zaten korkmuşsunuz. Pusmuşsunuz da, insanların da pusmasını istiyorsunuz. O teröristlerin de ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Ha bugün burayı kapattın. Hadi Bağdat Caddesi var, ne yapacaksın? 2 gün sonra terörist oraya giderse onu da mı kapatacaksınız? Veya İzmir'in Kemeraltı var, ne yapacaksın? Veya Sevgi Yolu var İzmir'in. Orada da bir şey olduğunda orayı mı kapatacağız? Ankara'nın yürüyüş yolu neresi Ahmet? Önemli. Böyle insanların Kızılay. Orada bir şey oldu. Kızılay'ı mı kapatacaksın? Ulus'u mu kapatacaksın? Kapatarak önlem almaya mı çalışacaksın? Veya İstanbul sahilde olay patlattı teröristler. Orayı mı kapatacaksın? Yani bu aslında çok mantıklı karar değil. Siz korumakla mükellefsiniz arkadaş. Siz, İçişleri Bakanlığı, herkes, istihbarat. Siz bizleri korumakla, hayatımızın alanını genişleterek, ferahımızı, refahımızı arttırmakla sorumlusunuz. Çünkü yönetemiyorlar demiş Leyla Hanım. Evet, bu yönetilememenin bir göstergesi. Arkadaş ben yönetemiyorum. Tamam, ne yapayım, yasaklayayım. Yasaklayınca da zaten bir şey olmaz. Biz de bu şekilde terörü yeneriz mantığıyla düşünüyorlar. Demiş ki Bayram bizi Ankara'dan izliyor herhalde. Kızılay demiş, Ankara'nın en önemli yeri. Kendi yap, kendi çal, oyunlar çok demiş Fatih Bey. İdilcan bunu göndermiş. Yakında İstiklal Caddesi'nde de yasaklı cadde yaparlar. Bakın. Bu yasak belki yeni yıla kadar da sürecek, biliyor musunuz? Şimdi yani bu konuya not alırken aklıma geldi. Belki yıl sonunda o yeni yıl kutlamalarında her yeri yasaklayacaklar. İzmir'in Cumhuriyet Meydanı'nı, ne bileyim İstanbul'un Taksim'ini veya nerede yapılıyorsa, Ankara'da nerede yapılıyorsa, Adana'da, Diyarbakır'da, Trabzon'da, orada burada nerede yapılıyorsa. Belki de diyecekler güvenlik gerekçesiyle bu sene biz şeyleri yapmıyoruz. Kutlamaları, yeni yıl kutlamalarını yapmıyoruz da diyebilirler. Böyle de bir iktidarla karşı karşıyayız diyebilirim size. Cinnet halindeyiz yani. Gerçekten toplum cinnet halinde yaşamaya devam ediyor. Ve onlar yaşarken de
bizim alanlarımızı daraltarak bizi de mutsuz ediyorlar. Süper Chat ile kanala destek verebilirsiniz demiş. Teşekkür ederim. Bizim adımızda konuşan sağ ol arkadaşım. Böyle de mesajda yönettiklerini sokağa yönetemediklerini başka yere demiş. Dur bakayım onu bulabilecek miyim? Yönettiklerini kesin esnaf kanalısın. Fatih Bey pardon filmini izle lütfen demiş. Neyse o film. Yönettiklerini sokağa yönetemediklerini ev hapsine diye de göndermiş. Ama tabii ki özgürlüklerin kısıtlanmaması gerekiyor. Bakın özgürlükler önemli. Bu özgürlüklerin de değişimle geleceğine inanıyorum. Ve önümüzdeki 6-7 aylık süreç içerisinde seçime de gideceğiz. ÖSYM bir açıklama yaptı ki seçimin erken olacağının da bir göstergesi. 17-18 Haziran 2023 tarihindeki YKS sınavları zamanında yapılacak. Daha doğrusu YKS sınavı 17-18 Haziran'da yapılacak. Demek oluyor ki artık seçim için bu tarihin öncesi, bu tarihin sonrası değil, bu tarihin öncesi. Bu da erken seçime gidiyor. Şöyle bir tarihe baktığımızda seçim için kendinizi hazırlayın. Haziran'ın ya 10-11'i ya da Haziran'ın 3'ü 4'ü veya Mayıs'ın 28'i gibi. Yani Haziran 11, Haziran 11, Haziran 4 veya Mayıs 28. Biz, Özgür de onu hatırlattı, biz 28 Mayıs demiştik. Evet. Bu seçim 28 Mayıs'ta yapılacak, görürsünüz. 27 Mayıs önemli bir tarih. Siyaset tarihimizde 28 Mayıs'ı da demokrasinin taçlandırılması adına seçimin 28 Mayıs'ta yapılacağını tahmin ediyorum. Zaten zamanda yapılacak bir seçim. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını bu sefer üçüncü kez seçilecek iddiasında olanlar da var. Tartışmalı hale getirecek ki öyle olacak, onu da söyleyeyim. O yüzden o tartışmanın yaratılmaması için erkene çekip ya 4 Haziran ya 11 Haziran ama 28 Mayıs'ı not edin lütfen. Önemli bir tarih. Çünkü o gün biz seçim kullanmaya gideriz. Dedi dersiniz. Yani çok da yani bilemesem de sıkıntı yok da ama 28 Mayıs en ideal zaman gösteriyor. Bu arada ittifaklar dedik. İttifaklar içerisinde biliyorsunuz bir Cumhur İttifakı var. AKP ve MHP'den oluşuyor. Anketi verelim bu arada lütfen. Anket de gelsin. Ben de bu arada bunu söylemeye devam edeyim sizlere. Bir Millet İttifakı var. CHP ve İyi Parti'den oluşan bir ittifak. Gençler sizler de bunu biliyorsunuz aynı zamanda değil mi? TikTok'taki gençler önemli çünkü sizlerin de bilmesi gerekiyor bunu. Takip etmeniz gerekiyor. Gündemi takip etmeniz gerekiyor. Çünkü sandığa gideceksiniz sizler de. Altılı Masa. Şimdi bu tabii milletle birleştiğinde adı Altılı Masa mı olacak? Daha büyük yani Büyük Millet İttifakı mı olacak bilmiyorum. Ama orada işte Demokrat Parti, DEVA, Genç Parti, Gelecek Partisi ve bunlar CHP ve İYİ Parti ile şu anda birleştiler. Adı İYİ Parti oldu. Teşekkür ederim. Bu arada şöyle de bir soru sorduk. Seçim öncesinde dördüncü ve yeni bir ittifaka gerek var mı? Hayır diyenler %58 önde gidiyor. Evet diyenler %20. İdeolojisine göre değişir. %17 fikrim yok diyenler %4. Bu arada Özgürlük ve Emek Platformu oldu. Onu da sayayım ben sizlere. Ana bileşini HDP ve Türkiye İşçi Partisi, EMEP geliyor. Emekçi Hareket Partisi var. Toplumsal Özgürlük Partisi, Sosyalist Meclis Federasyonu geliyor. Onlar da Özgürlük ve Emek Platformu kurdular. Şimdi Cumhuriyet İttifakı görüşmeleri başlamış. Peki bu Cumhuriyet İttifakı'nın içerisinde kimler var? Doğru Parti var. Rıfat Serdaroğlu eski bir siyasetçi, sağ kökenli. Adalet Partisi, bildiğimiz o eski Adalet Partisi. Zafer Partisi, Ümit Özdağ. Memleket Partisi, Muharrem İnce'nin partisi. Milli Yol Partisi bu partilerden oluşuyor. Görüşmelere başlamışlar. Olumlu bir netice alacağını söylüyorlar. Hatta içlerinden biri bu birlikteliğin %20'yi bulacağını söylüyor. Oy oranının %20 olacağı söyleniyor. Biz de önümüzdeki günlerde Cumhuriyet İttifakı gerçekleşecek olursa sizler de onları da yayına alırız. Böyle bir ittifakın Cumhuriyet İttifakı'nın oy oranı ne olabilir sizce? Onlar %20 civarında demişler ama doğru yol. Adalet Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Milli Yol Partisi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen cevap verirseniz sevinirim. Önemli. Şimdi yeni ittifaklar iş yapar mı? Yani bence evet yani şu anda sistem ihtiyaç var mı diye düşünüyorum ben. Yani aslında yok gibi görünse de demek ki anlaşamıyorlar. Bazıları anlaşamıyor. Doku tutmuyor. Ama her zaman çok sesliliğe de ihtiyaç var tabii ki. Yani bir tarafta Cumhur, diğer tarafta işte Büyük Millet İttifakı. Evet diğerleri de anlaşamıyorsa onlarla. Onlar da kendi aralarında dursunlar. Çok seslilik iyidir. Yani ondan zarar gelmez. Artık bu ucube sistem zaten koalisyon dediğimiz bu sistemde ismi ittifak olarak değişti. İttifaklarla yönetilecek. Ama her zaman pamuk ipliğine bağlı. Her zaman iyi tarafı da var. Şu gaz fren. Yani şu anda MHP
AKP'yi frenliyor. AKP MHP'yi frenliyor yeri geldiğinde. Veya bu altılı ittifakta öyle kolay kolay yolsuzluk vesaire şu gibi şeyleri az görürüz. Yani bu iktidarda bunu maalesef görüyoruz. Çünkü hep destek veren bir MHP var. Ama düşünsenize altılı bir ittifaktan bahsediyoruz. Altı ayrı kafa. Yani ne yolsuzluğa izin verirler, ne para götürmeye, ne liyakatsızlığa izin verirler. Şeffaf olur. Yani biri böyle bir şey yapsa bir dakika arkadaşlar ya ben masayı dağıtıyorum. Bir anda ülke tekrar seçime gidebilir. İyiliği de var, kötülüğü de var. Ama bu sistemle ülke yönetilmiyor. O da bir gerçek.